Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, malum dün akşam Kandil gecesiydi. Bütün Türkiye'nin her yerinde Kandil'le ilgili, Peygamber Efendimiz'in doğumuyla ilgili programlar düzenlendi ve dolu dolu geçti birçok camide. Ama Türkiye'nin bir camisinde öyle bir şey yaşandı ki akıllara zarar, insanın sinirlerini zıplatıyor ve gerçekten o gecenin ruhuna tamamen aykırı bir şey arkadaşlar. Bu konudan bahsedeceğim. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi konumuza gelelim. Nedir bu? Zonguldak'ta Kandil gecesinde camiye girip hakaretler yağdıran bir kadın var arkadaşlar. Belki haberlerde siz de bunu görmüşsünüzdür ama biz de tekrar bunu dile getirelim. Herkes görsün, herkes öğrensin. Kandil gecesi camiye gelen bir kadın cemaatin şaşkın bakışları arasında hakaretler yağdırarak camiden ayrıldı. Zonguldak'ta belki bu camiyi birçoğunuz biliyordur. Açılışı çok görkemli olmuştu. Uzun Mehmet Camii, bunu mutlaka Zonguldak halkı bilir. Zonguldak'ta bilmeyen yoktur tabii ki de. Uzun Mehmet Camii'nde Mevlid Kandili dolayısıyla dün akşam saatlerinde kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu sırada ayakkabılarıyla caminin kadınlar için ayrıldığı bölüme gelen ÖD isimli kadın, 30 yaşlarındaymış bu arada. ÖD isimli bu kadın cemaate birden hakaretler yağdırmaya başladı. Birazdan videosunu da vereceğim, onu da izleyeceğiz arkadaşlar. Cemaatin şaşkın bakışları arasında camiden ayrılan ÖD ekipler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Hemen adliyeye sevk edildi. Tabi yapılan incelemede bu kadının daha önce Samsun ve İstanbul ilinde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen ve daha önce birçok suçtan sabıkası olduğu öne sürülen ÖD hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem başlatıldı. Haber ajanslarının haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan ÖD Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Sorgusu hala devam ediyormuş bu arada. Şimdi gelelim bu görüntüye arkadaşlar. Bunu öncelikle bir izleyelim. Ondan sonrasında konuşacaklarımız sözler var, çok önemli. Evet, şimdi bu videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Ya bu nasıl bir akıl sorunu yaşayan bir insan, ben anlamadım arkadaşlar. Zaten nerede bir akıl sağlığı yoksun, aklından sıkıntısı olan biri var. Bu gidiyor ya camiye saldırıyor, ya Kur'an kursuna saldırıyor, ya başörtülü birine saldırıyor. Hemen akıl sağlığından problemli biri diyerekten işin içinden yırtmaya çalışıyorlar. Ya buna bu aklı kim vermiş? Git camiye kandil gecesi orada İbadet halinde olan insanlara hakaret yağdır diye bu aklı kim vermiş buna ya? Yani görüyorsunuz arkadaşlar, ne günlerden geçiyoruz. Böyle saçmalıklarla dolu şu an ülkemiz. Yani böyle bir şey olamaz bu Müslüman ülkede. Üstelik herkesin saygı göstermesi gereken bu mübarek gecede ve bu kutsal mekanda, Allah-u Teala'nın evinde sen ne hakla ne cesaretle giriyorsun o eve ve orada ibadet eden insanlara saldırıyorsun, hakaret ediyorsun. Ya bu cesaret nereden geliyor ya? Gerçekten anlamak çok zor. Anlamakta güçlük çekiyoruz bunları. Saat tam da 19.35 sıralarında oluyor arkadaşlar bu olay. Ve ayakkabılarıyla camiye giriyor. Bu size bir şeyi hatırlatmış olabilir belki. 2012 ya da 2013 yılında olması lazım. İstanbul'da bir ayaklanma olmuştu biliyorsunuz. Bazı şeyler bahane edilerek İstanbul'da örgüt yapılanmaları tarafından bir hareketlenme başlatılmıştı.
bu millete karşı. Ve o esnada ne oldu? İstanbul Beşiktaş'taki bir camide ayakkabılarla o camiye girildi. Caminin içinden bira şişeleri toplandı arkadaşlar. Yani bu kadar rezilce, bu kadar aşağılık bir hal o camimize böyle bir şey yaşatıldı. Yani gerçekten o gün de çok üzülmüştük. Çok sinirliydik onu yapanlara karşı. Ve yine arkadaşlar Beşiktaş'ta bir konser olmuştu. Şimdi sanatçı, pardon, şarkıcı ismi vermeyeyim. Kimin konseri olduğunu söylemeyeyim arkadaşlar. Tam Beşiktaş'ta meydanda, sahilde bir konser oluyor ve orada da Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi var arkadaşlar. O konserde, tabii çok kalabalık bir konser. O konserde o türbenin üzerine çıkılıp oturmuşlar, bira şişeler ellerinde. Oradaki tarihi mezarlar var. Türbenin etrafında yine başka mezarlar da var. O mezarlığın içine oturulmuş, bira şişeler ellerde ve gerçekten böyle acımasızca, vahşice bir tablo ortaya çıkmıştı. O tabloyu gördüğümüzde de çok üzülmüştük. Şimdi bu aynı şekilde ayakkabılarla caminin içine girmiş. Sen camiye gidip hakaret edecek kadar aklın var ama o camiye ayakkabıyla girilmemeyi bilecek kadar aklın yok. Yani böyle bir şey kimse inandıramaz. Oraya gidip hakaret edecek kadar aklı var ama ayakkabıyla girecek aklı yokmuş. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Gerçekten bilinçli bir şekilde yapılmış. Kin ve nefret dolu bir yaklaşım bu. Kandil gecesi özellikle bu ayarlanmış arkadaşlar. Yani gerçekten de öyle ayarlanmış ve o kadın oraya gitmiş. Belki birileri tarafından dolduruluşa getirildi. Veyahut kendi bireysel aklıyla gitti ama gerçekten bilinçli bir şekilde yapılmış. Allah akıl fikir versin öncelikle. Yani böyle bir gecede bu hareketin yapılması gerçekten çok çok ayıp, günah, büyük saygısızlık. Hadi bırak insanlara saygın yok, bari seni yaratan Allah'a saygın olsun. Peygamber Efendimiz'e bir saygın olsun senin. O mübarek gecede sen ne hakla o camiye ayakkabılarınla girip de orada bulunan insanlara saldırabiliyorsun, hakaret yağdırabiliyorsun. Gerçekten bu arkadaşlar, bu işin içinde başka şeyler var. Bilinçli yapılmış tamamen. Allah akıl fikir versin ve gerçeği de ortaya çıkarsın diyelim. Dua edelim. Rabbim kandil gecemizde yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul buyursun. Evet, dün gece çok güzel bir geceydi. Güzel geçti arkadaşlar. Sağ olun sizler de videomuzu izleyip birçok ibadetlerde bulundunuz. Rabbim hepinizin ibadetlerini kabul etsin inşallah. Bir sonraki kandilde inşallah yine güzel bir video çalışmamız olacak tabii ki de. Ve her akşam canlı yayınlarımız veyahut dua videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa hemen abone olsunlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.